Aşağı Soko Mahallesi'ndeki galericiler sitesinde bulunan ikinci el otomobil pazarı araç almak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Otogalericilik yapan birçok esnafın da otomobil satmak için geldiği pazar binlerce kişiyi ağırlıyor. Yaklaşan yılbaşı öncesinde aracını değiştirmek için vatandaşlar burada akşam saatlerine kadar yoğunluk oluşturuyor. Araba fiyatlarında düşüş yok. ÖTV'nin belirlenmesinden sonra piyasada 2 haftadır falan bir hareketlik var. Yukarı doğru da bir büyüme var. Bugün havanın güzel olması, bir de yılbaşında vatandaş zam gelecek diye bir söylenti dolaştığından dolayı herkes son 2 haftadır hareketliliğini yaşıyor diyebilirim pazar. Şu an bir yüksek bir hareketlilik var. Şu an herkes çıldırmış gibi araba alıyor diyebilirim size. Şu an saldırıyorlar. Bunun nedeni de Haziran'ın daki ÖTV'nin 5 yıllık başlangıcı düşecekmiş diye bir başlangıcı belirsizliğinden Kasım ayı itibariyle de fiyatların ÖTV'nin oturması, fiyatların netleşmesi dolayısıyla bir hareketlik var. 2023'te ne olacak? Vergi bağışlarının zamlanması ve yeniden değerlendirme oranından dolayı bir zam gelecek beklentisi var. Yılbaşında asgari ücret zammının bunun çok çok etkisi var. Asgari ücret zammının belirlenmesi, fiyatın belirlenmesi bunlar da mutlaka bir zam geleceği için bu beklenti doğuyor. Vatandaş da o yüzden zaten yılbaşı gelmeden aracımı alayım kafamdan dursun diye ve yenileyim diye bir beklenti var.